Amerika'daki büyük süpermarketlere toptan ürün tedariği yapan bir tedarikçi de sizi tanıştıracağım. Bu tedarikçi birçok süpermarkete toptan ürün verdiği için aynı zamanda internetten de sipariş toplayabiliyor. Sadece Amerika içi adreslere gönderim yapıyor. Toplu olarak satın aldığınız, ucuza satın aldığınız ürünleri Amazon'da, eBay'de ve birçok marketplace'te satabilirsiniz. Üzerine karınızı ekleyerek para kazanabilirsiniz. Buradaki birçok ürün özellikle hem Amazon'da hem eBay'de çok daha yüksek fiyata satılıyor. Örnek veriyorum, Colgate'in bir diş macunu toptan 70 cent alıyorsunuz. eBay'de 3 dolara satıyorsunuz. Amazon'da 2,5 dolara satıyorsunuz. Bu şekilde düşünün. Siz bir marketsiniz, süpermarketsiniz. Toptan ürün alıyorsunuz. Üzerine kar koyup ürün satıyorsunuz. Biz de buna zaten arbitraj diyoruz. Bu tanıştıracağım internet sitesi gerçekten de verimli olacaktır ve içerisinde birçok marka, Amazon'da ve eBay'de satış yapan birçok marka bu web sitesi içerisinde var. Kendileri hemen hemen bütün markaların toptancılığını yapıyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de e-ticaret denince akla ilk Amazon geliyor. En başta Amazon geliyor ve herkes Amazon'da bir şeyleri satma derdinde. Tabii ki haklı olarak da ürün bulmak gerekiyor. Satacak ürün bulmamız gerekiyor. Birçok kişi kendi markasını yaptırıyor. Bazıları bu şekilde hazır satan ürünlere yöneliyor. Hazır bilinen ürünlere yöneliyor. Çok risk almak istemiyor. Ama tabii arbitrajın da bir takım riskleri var. Çok dikkatli davranmak gerekiyor. Başkalarının markalarına, private label'larına çok fazla bulaşmamak gerekiyor. Genellikle büyük markaların ya da orta şekerli markaların çok fazla satıcısı olan markaların listelerinde satış yapmak gerekiyor arbitrajda. Bu toptancının sağladığı ürünlerin markaları da genellikle orta düzey ve yüksek düzeydeki markalardır ve bu markaları Amazon'a girip muhakkak tek tek kontrol etmeniz gerekir. Birden fazla satıcısı var mı? Çünkü örnek veriyorum, X bir marka dünya çapında bir markadır. Birçok yere toptancısı vardır. Ama Amazon'la öyle bir anlaşma yapmıştır ki sadece Amazon'da kendisi satıyordur. O yüzden bu tür markalardan uzak durmanız gerekiyor. Bunları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Ben size birazdan bunların örneklerini göstereceğim. İlk önce sizi bu toptancıyla tanıştırayım. Şu an ekranımı görüyorsunuz. Ekranımda görmüş olduğunuz web adresi sdaccs.com. Bu web adresine girdiğiniz zaman çok da şık olmayan bir görüntü var aslında. Biraz amatörce yapılmış bir web sitesi. Ama bunu bir toptancı market kataloğu gibi düşünürseniz eğer o kadar da yadırgamamak gerekiyor. Siteye ilk girdiğiniz zaman özel teklifleri göreceksiniz. Yani özel fiyatlandırmaları göreceksiniz. İşte Axe Body, Gillette Sensor 2 gibi ürünleri 1,55 dolara. İşte bir diş macunu var burada. Burada farklı bir diş ipi var. Yine uygun fiyatı 2,55'e satılıyor. Bunların reklamlarını yapmışlar. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi asıl bizim için önemli olan nokta şu. Bu siteye girdiğiniz zaman burada katalog bölümü var. Bu kataloğa tıkladığınızda karşınıza uzunca bir liste açılacak. Bakın aşağıya doğru uzanan bir sürü marka var. Şimdi siz bunların arasında kaybolmak istemiyorsunuz. Aradığınız şey belli ya da bilindik bir marka. Örnek veriyorum, Johnson & Johnson'ın ürünlerini satmak istiyorsunuz. Burada bakın üretici bölümünde şu ikinci seçenekte hemen aşağıda mesela Johnson & Johnson'ı bulalım. Evet, burada. Ben bunu tıkladıktan sonra şimdi sayfa yüklüyor. Evet, yükledi. Johnson & Johnson markasına ait bütün ürünlerin toptan satış fiyatlarını burada size gösteriyor. Adet fiyatlarını size gösteriyor. Tabii ki örnek veriyorum, buradaki ürünü 9-11 dolara aldığınızda sizin bunu üzerine Amazon komisyonu ve diğer giderlerinizi koyarak kâr edebiliyor olmanız lazım. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ve tabii ki buradaki ürün alacağınız adetler de sizin ürün maliyetinizi düşürecektir. Örnek veriyorum, siz sadece şu üründen 100 adet almak istiyorsanız toptancı ile görüşün. 5-19 yerine muhtemelen daha düşük bir fiyat ödersiniz. Burada sizin yapacağınız pazarlık çok önemli. Hemen bakın listenin sağ tarafında UPC barkod kodları yer alıyor. Bu barkod kodlarını Amazon'da da aratabilirsiniz. Google'da, internette de aratabilirsiniz. Örnek veriyorum, rastgele şu ürünü şöyle sağ tıklayalım. Google üzerinde arama yap diyelim ve arattıralım. Bakın ürünü bulduk. Birçok yerde, Amazon'da, eBay'de, Walmart'ta ve birçok pazar yerinde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ürünü toptan olarak siz burada 5,19'a aldığınızda eğer karlıysa, bakın burası çok önemli, kar hesabını yapmanız çok önemli. Karlıysa eBay'de ya da Amazon'da satabilirsiniz. Bunun karlıysa dememin altını çizmemin çok önemli detayı var. Çünkü özellikle kozmetik ürünlerin ve teknolojik ürünlerin fiyatları
yükselebiliyor sürekli. Yani toptancı fiyatları yükselebiliyor. Daha önceden toplu bir şekilde satın almış olan bir kişi de marketplace'lerde daha ucuza satabiliyor. Toptancıdan dahi ucuza satabiliyor. O yüzden bunları iyi takip etmeniz lazım. Burada çok fazla ürün var. Burada oldukça sıkı bir mesai geçirmeniz gerekiyor. Şimdi burası marka bölümü demiştik. Marka seçebileceğiniz bir bölüm. Birçok marka burada var. İşte Pfizer var, Revlon var. Yani aklınıza gelebilecek bütün markaları, mesela Colgate demiş, markaları burada satıyorlar. Colgate dediğimizde de yine birçok ürün, onlarca ürün karşımıza çıkıyor. Diş macunları ağırlıklı çıkıyor. Mesela örneğin şu ürün, şu UPC barkoduna sağ tıkladım. Google'da aratacağım. Bakın birçok marketplace satıyor mu? Satmıyor. Demek ki bunu geçtik. Başka bir tanesini aratacağım. Mesela şu alttakine bakalım. Google üzerinde arat diyelim. Evet, birkaç yerde çıktı. Amazon'da çıkmadı, Walmart'ta çıktı mesela. Bu şekilde tüm barkodları tek tek aratmanızı ben öneririm. Özellikle odaklandığınız bir marka varsa, o markaya odaklanırsanız biraz daha zaman kazanırsınız. Tabii ki arbitrajın bir sınırı yok. Amazon'da da satabilirsiniz, eBay'de de satabilirsiniz. Burada hiçbir sınır yok. Eğer Walmart'ta satıcı hesabınız varsa Walmart'ta da satabilirsiniz. Veya Shopify tarzında bir e-ticaret siteniz varsa, Amerika'ya satış yapıyorsanız yine Shopify siteniz üzerinden kârınızı ekleyerek satış yapabilirsiniz. Burada metot, yöntem tamamen size kalmış. Hemen tepede kategori seçim var. Bakın, piller, deodorantlar, işte saç aksesuarları. Mesela saç aksesuarları diyelim. Bütün üreticilerin, yani şurada Colgate'in seçili olduğu sizi aldatmasın. Yukarıda ben saç aksesuarları seçtiğim için aşağıda bütün saç aksesuarlarının tüm markaları burada görebiliyorum. Bu markaları yine arattırarak Google'da ya da Amazon'da nerelerde satabileceğimi keşfedebilirim, bulabilirim. Ve daha çok özellikle Amazon'da satış yapmak istiyorsanız da bu UPC barkodlarını kopyalayıp Amazon'un arama çubuğuna yapıştırıp arattırabilirsiniz. Bu şekilde de bulabilirsiniz bu ürünleri. Dediğim gibi çok fazla marka var. Burada tamamen size kalmış ürünler. Seçim size kalmış. Tabii ki burada araştırmanız önemli, mesai geçirmeniz önemli. Açıkçası burada çok fazla uğraşmadan, çok fazla madencilik yapmadan para kazanmak pek mümkün değil. O yüzden ciddi bir emek harcamanız gerekiyor. Biz de toptancı listelerini hazırlarken ve kendi sattığımız ürünleri bulurken yine bu şekilde detaylı araştırmaları çok fazla yapıyoruz. Yapmak zorundayız çünkü bizim işimiz ürün bulmak, Amazon'da ve diğer e-ticaret platformlarda satış yapmak. Bizim işimiz bu. Bu arada soranlar olacaktır, o yüzden şimdiden söyleyeyim. Bu tarz toptancılardan bulacağımız ürünleri Türkiye'ye getirtebilirsiniz tabii ki. Bunda hiçbir problem yok. Ama tabii ki gümrük vergileri olacaktır, kargo ücretleri olacaktır. Toptancı direkt olarak Türkiye'ye yollamayacaktır. Siz bir ara depoya çekeceksiniz bu ürünleri. Ara depo bu ürünleri hazırlayıp Türkiye'ye ihraç edecek. Bu gibi işlemlere eğer sizin üründen kar etmenize engel değilse, kar edebiliyorsanız bunları alırsınız. Trendyol'da, hepsiburada.com'da herhangi bir pazar yerine satarsınız. Ama benim önerim Türkiye'de satılan, yani örnek veriyorum şu Dove şampuan Türkiye'de bir e-ticaret sitesine satılıyorsa ve etiketlemeleri Türkçe olarak Dove tarafından, yani Dove'un kendi distribütörü ya da marka etkisi tarafından satılıyorsa İngilizce versiyonunu, yani Amerika versiyonunu satmanızı önermiyorum. Markayla ilgili ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Çünkü bazı ürünler o ülkeye özel ürettirilebiliyor. Yani Amerika'ya özel bir ürün olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden markayı tanımanız, ürünü tanımanız bu aşamada çok önemli. Şunu da yapabilirsiniz. Türkiye'de ithalatı yasak olmayan, yani örnek veriyorum, diyelim ki burun spreyleri diyelim. İthalatı yasak olmayan ürünler varsa bu ürünleri Türkiye'ye getirmenizde bir sakınca yoksa, ki bunu bir gümrük uzmanına mutlaka danışmalısınız, satmanıza da bir engel yoksa marka açısından, o zaman ne yaparsınız? Bu ürünü getirtirsiniz, atıyorum 1.86'ya. Türkiye'de daha pahalıya satabiliyorsanız satarsınız pazar yerlerinde ve bu markayı Türkiye'ye getiren kişi siz olmuş olursunuz. Ama dediğim noktalara mutlaka çok dikkat etmeniz gerekiyor, dikkatli davranmanız gerekiyor. Amazon tarafında da keza yine eğer bu ürünü, bir markayı sizin dışınızda başka hiç kimse satmıyorsa, yani tek başına bir kişi satıyorsa ya da hiç kimse satmıyorsa, sizin o ürünü listelemenizi ya da tek satıcılı olan listeye girip listelemenizi pek önermiyorum. Risklidir. Yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Bu riski siz almak isteyebilirsiniz. Belki bir sakınca da olmayabilir. Sonuçta atıyorum Colgate markası dünyaya mal olmuş bir markadır ve Amazon'da bir kişi satıyor diye siz satamazsınız anlamına da gelmez elbette. Satabilirsiniz de. Ama dikkatli olmakta fayda var.
Tabii ki benim önerim her zaman 3'ten 4'ten daha fazla satıcısı olan listeye girmeniz. O listeye girdikten sonra da bir 5. 6. satıcı siz olun. En düşük fiyatı verenlerden biri siz olun ve bunu iyi analiz edebilin. Şimdi ben bir örnek vereceğim size. Şimdi Amazon.com'a giriyorum. Ve burada örneğin Colgate markasını araştıracağım. Ve Colgate markasıyla alakalı satıcıları şöyle bir inceleyeceğim. Şöyle Colgate yazdım ve arattırıyorum. Şimdi sponsorlu ürünleri geçtik. Mesela şu ürüne bakalım. Optic White satılan bir liste. 3 tane Colgate diş macunu satılan bir liste. Bakıyorum kaç kişi satıyor bu ürünü. Hemen aşağıda bakın. 3 yeni diyor. 3 new. Buna tıklıyorum. Birincisi Amazon satıyor. Bunu saymıyoruz. Hemen tepede başka bir satıcı var. 207 ratingi olan. En altta da ProClinical diye bir marka var. Şimdi ben eğer Colgate'in yani bu markanın toplu olarak ürünlerini yasal bir distribütörden satın aldıysam elimde bir fatura varsa bunu satabilirim. Bunda bir sakınca yok. Çünkü Amazon bana geldiğin zaman bana soracağı ilk şey senin bu ürünü satma yetkin var mı? Yani faturan var mı? Budur. Eğer siz bunu sunabiliyorsanız herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yaşamazsınız. Zaten şöyle de bir gerçek var. Bakın bir listeyi başta söylediğim gibi tek başına bir kişi, satıcı satmıyorsa siz de satabilirsiniz. Yani bu satıcıların sizden arta kalan farklı bir yanı yok. Tabii ki distribütörlüğünü bayiliğini almış satıcılar da olabilir. Bunu da bilemeyiz. Bu da bir risktir. Ama sizin gibi bağımsız satıcılar bu ürünleri listeleyebilir. Kaldı ki şöyle bir şey var. Siz bu ürünün asil numarasını yani şu aşağıya birazcık indiğiniz zaman göreceksiniz. Ürünün bağımsız asil numarasını Amazon'a eklediğinizde eğer Amazon size bunu satmanıza izin veriyorsa bir problem yok. Zaten satılamaz olsaydı eğer en başta Amazon size bunu söylerdi. Hayır bunu satamazsın derdi. İsterseniz hep beraber deneyelim. Şu asil numarasını Amazon'a bir ekleyelim. Bakalım satabiliyor muyuz? Hemen Amazon'da en tepede inventory bölümü var. Oraya tıkladım. Add products bölümüne geldim. Buraya product name yazan alana asil numarasını yapıştırdım ve arama butonuna basıyorum. Bakın arama butonuna bastıktan sonra karşıma apply to sell çıktı. Şimdi buna basıyorum. Bu ne demek? Hemen göstereceğim size. Apply to sell diyor ki sizin bunu satabilmeniz için onay almanız gerekiyor diyor. Yani nedir? Colgate'in yeni kondisyonlu yani yeni paketlenmiş yeni bir ürünü satmak istiyorsan eğer Amazon'dan onay almalısın diyor. Request approval butonuna basıyoruz. Daha sonra Amazon bize birkaç tane maddede ne istediğini söyleyecek. Bakalım ne diyor. Reseller mısınız? Yani alıp satan bir kişi misiniz? Distribütör müsünüz? Ya da üretici misiniz? Bunu söyleyin diyor. Ben diyorum ki reseller'ım. Yani bu ürünü alıyorum, satıyorum. Ve tek tek diyor ki bana ürününüzün yani satacağınız ürünü daha önceden satın almış olman gerekiyor. Ve 23 Kasım 2019 tarihinden sonra düzenlenmiş bir faturaya sahip olman lazım diyor. Bunu bir kere tıklıyorum. Kabul ettim. Fatura içerisinde isminiz ve adresiniz yazmanız lazım. Yani bu nedir? Sizin account info bölümünde, business adres bölümünde yazan isim, soyisim ya da şirket bilginiz her neyse ve adresinizin o faturada yer alıyor olması lazım. Bunu da kabul ettik. Ve mutlaka üreticinin ya da distribütörün yani faturayı düzenleyen kişinin, distribütörün mutlaka isminin ve adresinin açık bir şekilde faturada yazması gerekiyor. Bunu da tıkladık, kabul ettik. Ve diyor ki, ürünlerinizden mutlaka yani bu satın aldığınız üründen mutlaka 10 adet satın almanız lazım ve fatura içerisinde minimum 10 adet gözükmesi lazım. Bunu da kabul ettik. Fiyatları gizleyebilirsiniz diyor. Yani benim fiyatlarla işim yok diyor. Bir kalemle çizebilirsin diyor ya da bir kağıtla kapatabilirsin diyor. Sorun yok. Bunu da işaretledik. Ve en son seçenekte diyor ki göndermiş olduğunuz dokümanda yani faturada ya da faturalarda yer alan tüm tedarikçilere ya da üreticilere telefonla ya da maille ulaşıp bu faturanın doğru olup olmadığını sorgulatabiliriz diyor. Yani bunu tabii ki her zaman yapmıyor ama bazen de yapabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor o yüzden. Bunu da anladığımızı işaretliyoruz. Şimdi Amazon dolayısıyla sizin sahte fatura düzenlemenizi önlemek amacıyla bu önlemleri alıyor. Ve çok ciddi markalarda, çok büyük markalarda tabii ki tek tek arayıp üreticilerden ya da o faturayı düzenleyen firmalardan bu kişi sizden bu kadar adetli ürün aldı mı ve size bu kadar ödeme yaptı mı diye e-mail gönderebiliyor, telefon açabiliyor. Dolayısıyla bu detay çok önemli.
ve Select Files bölümüne basıp siz orada faturaları upload ediyorsunuz. Ondan sonra ve aşağıda sizden Amazon ürününüzün paketlemesiyle alakalı birkaç bilgi istiyor. Şimdi diyor ki, öncelikle bilgisayarla yaratılmış fotoğraflar değil de diyor, kendi çektiğin, yani telefonla elini alıp kendi çektiğin gerçek fotoğraflara sahip misin? Evet, sahibim. Ürünün tüm ürün kutusunun, ürün paketinin tüm alanları, yani sağı solu, önü arkası üstü, tüm alanların temiz bir şekilde fotoğrafı var mı diyor. Var diyorum ki, olmak zorunda. Ürünün model numarasını, ürünün ismini ve diğer teknik bilgileri içeren bir fotoğraf karesi daha istiyor. Bunda yine mutlaka cep telefonuyla çekilmiş olması gerekiyor. Ve üreticinin fiziksel lokasyonu, iş adresi ve ismi mutlaka yer alması gerekiyor. Yani bu nedir? Kutu üzerinde biliyorsunuz, işte diş macunuysa eğer, fabrika nerede üretildi, üreticisi nedir vesaire, bu bilgilerin yer alması gerekiyor. Bunu da işaretledik. Ve ülkenin, yani satış yapılan ülkenin lokal dilinde yer alması gerekiyor bilgilerin diyor. Yani çektiğiniz fotoğrafta, örnek veriyorum, Amerika'da satıyorsanız Türkçe bilgiler değil, İngilizce bilgilerin olduğu alanı göstermeniz gerekiyor. Tüm bu alanları mutlaka fotoğraflamanız gerekiyor. Yani burada yazdığı şekilde, benim açıkladığım şekilde fotoğraflamanız gerekiyor ve Select Files bölümüne basıp bunu da upload etmeniz gerekiyor. Şimdi Amazon bunu niye istiyor? Amazon bir şunu anlamaya çalışıyor. Sen ürününü orijinal bir şekilde üreticiden aldın mı ve orijinal bir şekilde satıyor musun? Paketi doğru mu? Yani ilandaki fotoğrafla senin fotoğrafın uyuşuyor mu? Onları teyit etmek istiyor. Bunları nasıl tedarik edeceksiniz? Siz tabii gidip toptancıdan ürün satın aldınız, 10 tane aldınız fatura oluşturmak amacıyla ve buraya approval olmak amacıyla 10 tane aldınız ve üreticiden bunu isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki, bana tüm ürünün fotoğraflarını çekin. Hayır, ben çekemem, bununla uğraşamam diyebilir ki bence %99 diyecektir. O yüzden onunla uğraşmak yerine hemen size bir yer tavsiye edeceğim. Shipbunny.com. Bu firma Amerika'da bir depo sahibi, bir depo işletiyor ve Amazon satıcılarına, sadece Amazon'da değil, eBay olur, farklı e-ticaret platformları olur, fark etmez. Amerika'da satış yapan tüm satıcılara depolarını kiralık olarak veriyor. Ve çok ucuz rakamlarla, yani birkaç sentle ürün başına işlem yapıyor. Ve size bir Amerika'da bir adres veriyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Toptancıdan aldığınız ürünleri, mesela 10 tane Colgate diş macunu aldınız. Shipbunny'nin adresine gönderdiniz. Bu arada Shipbunny'nin sahipleri Türk. O yüzden Türkçe iletişim kurabiliyorsunuz. O yüzden bu konuda rahatlığınız olabilir. İletişim kurdunuz, ürünleri depoya gönderdiniz ve buradaki kişilere şunu diyebilirsiniz. Benim ürünümün şu Amazon istediği özelliklerde, ki bunları tek tek onlara yazın. Bu özelliklerde fotoğrafının çekilmesini istiyorum. Bana bunları çekip gönderir misiniz diyebilirsiniz. Ve ne yaparsınız? Fotoğrafları buraya yüklersiniz. Minimum 10 tane satın aldığınız için toptancıdan aldığınız faturayı da buraya upload edersiniz, yüklersiniz. Ve en son aşamada da e-mail adresinizi yazıp, telefon numaranızı yazıp submit dersiniz ve 24 saat beklersiniz. Diyelim ki Amazon kabul etmedi. Dedi ki, ben senin gönderdiğin evrakları inceledim, fotoğrafları inceledim, kabul etmiyorum. Bu markayı satamazsın dedi. Hiç dert etmeyin, yapacağınız çok basit bir işlem var. Aynı şeyi tekrarlayın. Yani bu formu tekrar doldurun. Evraklarınızın, gönderdiğiniz fotoğrafların düzgün olduğunu, yani şuradaki gereksinimlere birebir uyduğuna emin olun. Ve faturanızın burada yazdığı gibi doğru olduğuna emin olun. Kesinlikle pro forma fatura göndermeyin. Commercial, yani ticari fatura gönderin Amazon'a. Bunlardan eminseniz, hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyorsanız yeniden başvurun. Tekrar tekrar başvurabilirsiniz. Yani 20 kere başvurmanızda bir sakınca yok. Amazon 20 kere başvurdun diye seni suspend etmiyor. Yani bu hesabınızı kapatmıyor. O yüzden bu konuda işiniz rahat olsun. Eğer bu şekilde onay alırsanız, herhangi bir problem yaşamadan arbitraj yaparsınız Amazon'da. Hiçbir sıkıntı yaşamamış olursunuz. Diyelim ki bu toptancının sitesinde bulduğunuz bir tane marka, bir tane ürün Amazon'da gösterdiğim şekilde arattırdınız ve Apply to Sell butonu çıkmadı. Direkt böyle şu yukarıda gördüğünüz gibi Sell this product butonu çıktı. Bu ne anlama geliyor? Amazon diyor ki önden onay almana gerek yok. Yani benden onay almana gerek yok. Bunu özgür bir şekilde bu markayı satabilirsin diyor Amazon aslında burada. Aslında her ne kadar böyle dese de biz yine dikkatli olmamız gerekir. Neden? Amazon bir satarız, iki satarız, üçüncü satışta bizden bunun faturasını isteyebilir. Ki özellikle yeni bir satıcıysak, yani Amazon'da ilk defa satış yapıyorsak,
Amazon kesinlikle fatura isteyecektir. Yani birkaç satıştan sonra ya da birkaç gün sonra sizden bu ürünün faturalarını isteyip teyit etmek isteyecektir ve sizi bir zorlu bir sürece sokacaktır. Ama tabii ki dediğim gibi çok riskli büyük markalar satıyorsanız ve özellikle bir satıcının, iki satıcının olduğu listelerle satış yapıyorsanız bu riski göze almalısınız. Ama sattığınız liste, sattığınız ürün 5 tane, 6 tane farklı satıcı tarafından satılıyorsa, siz de 6. ya da 7. bir satıcıysanız, yani kalabalık bir ortama girip sattıysanız çok da büyük problem yaşamazsınız. Yaşasanız da dediğim gibi fatura gönderip hemen durumu düzeltebiliyorsunuz. Şimdi bu toptancıdan diyelim ki ürünleri karar verdiniz ne alacağınıza. Ne yapıyorsunuz? Bir tane Excel dosyasına, ki bunu ben öneriyorum. Aynı burada olduğu gibi, buradaki formatta olduğu gibi bir sipariş listesi oluşturun. Yani ben bu üründen işte 100 tane istiyorum, bundan 50 tane istiyorum şeklinde. Burada markaları kategorilere girerek seçin, ürünleri seçin. Hangisini satacağınıza bu ürün listelerinden karar verin. Ondan sonra en son aşamada burada kontak bölümü var, iletişim bölümü. Bu iletişim bölümüne adınızı, soyadınızı, mail adresinizi ve mesajınızı yazarak ben sipariş vermek istiyorum. Siparişlerimi şuradaki dosyadan indirebilirsiniz gibi bir link de verebilirsiniz. Ya da buraya tek tek yazabilirsiniz, fark etmez. Finish deyip mail göndermeniz gerekiyor. Eğer İngilizceniz iyiyse, ki ben öneririm, buradaki form bölümünden, telefon bölümünden hemen arattırma yapabilirsiniz. Bir arama yaparsınız ve siparişinizi söylersiniz. İkinci bir seçenek de şu, iletişim konusunda sorun yaşayanlar olabiliyor. İngilizce bilmeyen, problem yaşayanlar olabiliyor. Bionluk.com'da çeviri işi yapanlara mesaj atın. Deyin ki Amerika'da bir telefon numarası arayacağız, ben Türkçe konuşacağım, siz İngilizce karşı tarafa aktaracaksınız, onlar cevap verince Türkçe çevireceksiniz, bana söyleyeceksiniz. Yaklaşık olarak 50 TL, 100 TL civarında bu işi size, 2 dakika, 3 dakika için bu işi size yapacak birçok insan var. Dolayısıyla bu hizmeti, çevirmenlik hizmetini bionluk.com'dan alabilirsiniz. Öneririm. Daha önce birçok kullanan kişiye denk geldim. Faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ve burada place order bölümü hani çok iyi çalışmadığını söyleyebilirim. Çünkü tıkladım, böyle bozuk çıktı benim. Ama iyi bir toptancıdır. Güzel ürünleri var. Değerlendirmenizi öneririm. Sürekli bu ana sayfalarından mutlaka special, özel ürünleri takip etmenizi öneririm. Mesela şu ürünlerin özel ürünler olduğunu söylemiş. Yani fiyatları anlık olarak düşen ürünler olduğunu söylemiş. Bunları da buradan bu şekilde takip edin. Mesela Duracell pil. Eğer Duracell satabiliyorsanız bu fiyata alıp kaçırmayın, satın. Uygun bir fiyat. Ve birçok marka, birçok ürün yine bu firmanın, bu toptancının listesinde mevcut. Dediğim gibi bu toptancı Amerika'da süpermarketlere toptan ürün dağıtımı yapıyor, toptan ürün veriyor. Dolayısıyla fiyatları çok uygun. Bu ve buna benzer toptancıları ben yine vaktim olduğunca videolarda paylaşacağım, sizinle paylaşacağım. Buradaki amacımız bizim Türk satıcıları olarak, e-ticaret yapanlar olarak kar etmek, ülkeye döviz kazandırmak, daha fazla satış yapmak, satışımızı destekleyici farklı metotlar bulmak ve bunları da kendi aramızda birlikte paylaşmak. Benim bir internet sitem var, biliyorsunuz, tuger.us. Bu web sitesine girip de WhatsApp ve Telegram gruplarına dahil olabilirsiniz. Orada diğer satıcılarla sohbet edebilirsiniz. Onlar neler yapıyor öğrenebilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmak istemiyorsanız da bu videonun altına yorumlarda bulunup diğer satıcılarla sohbet edebilirsiniz. Gerçekten 35 bin kişiden oluşan aktif bir komünitemiz var. Bu gerçekten de sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.